koridor var ya resmen cehennem koridoru. Cehennem soğuğu oluyor burası resmen. Cehennem sıcağı varsa burası da soğuğu. Geç anneciğim. Çimenler buz. Yollar buz. Sen bana çarptın Tanaycığım. Dikkat edin ayaklarınız kaymasın. Ay arabada buz olmuş. Buz çözmeye uğraşacağız. Olmuş değil mi? Bakalım kapılar açılacak mı? Baksana yapraklara. Hep buz. Görüyor musun? Geçin bakayım şöyle. Geçin bakayım hop. Şey buz da değil, böyle kar olmuş resmen. Arabayı çalıştır. Gidelim bir şeyler yiyelim böyle kahvaltı tarzı. Jails'a gidelim bizim şeye. Bizim buradaki çarşıya gidelim dedim. Hafta sonları Aralık boyunca bedava car park, otopark bedava. Çocuklarla bugün çıkalım dedik. Bayağı güzel. Güneş vuruyor. Şöyle yes. Güneş vuruyor bayağı. Bir şeye gidiyoruz şimdi. Jails'a bizim buradaki çarşıya fırına gidiyoruz. Çocuklar gibi dedik ki gidip orada bir şeyler yiyelim. Zaten benim de sütüm yoktu. Kahve içmemiştim ama kahve içmem herhalde. Kahveni daha sonra keyif yapmadım herhalde diyorum. Bilmiyorum. Zaten kahvesine ilk ve son gittiğimde beğenmemiştim çünkü. Bütün Aralık ayı boyunca orası otopark. Normalde ücretli oluyor çarşıda bizim buradaki. Bütün Aralık boyunca şeymiş bedava. Hafta sonları, cumartesi pazarları Aralık ayı boyunca ücretsiz. Bilmiyorum şimdi yer bulabilir miyiz? Saat 9 oldu mu? Şu an saatte. Geçen hafta gitmek istedik ama hastaydık yani. Cumartesi günü koşturup şafağa ilaç aldım mesela. Grip oldu. Başka bir virüs mü bilmiyorum ama grip. Sadece burun akıntısı. Çok fazla İltihap olduğu için de kulağına da vurdu, kulağı da ağrıdı. Yani bayağı iki haftadır şafak çekiyor ama düzeliyor değil mi şafak? İyileşiyor benim oğlum. Ben de birazcık öyleyim. Tanay'da ama iyiyiz, ayaktayız yani. Çok kötü değiliz. Geçen hafta çok baş ağrım vardı o şekilde. Evet, heart yapıyor benim oğlum. Tanay bak. Heart, half heart for you. And for şafak. Şu an -2 derece, saat 10'a 10 var. Umarım otopark buluruz ücretsiz olduğu için. Bulunamayabilir. Parkeri bulduk. Hala fiş ticket çekenler vardı, demek fark etmemişlerdi. Bugün de baktım, bugün için de yazıyordu. 10 December, 10 Aralık, cumartesi de free yazıyordu yani. Ama kağıdı fark etmemişler demek ki kimse pek. Bak ne koymuşlar buraya Tamer. Güzel yapmışlar. Jails'ta oturacak yer bulabiliriz. Geçen hafta ilaç almaya geldiğimde sabah buraya erkenden kapıda sıra vardı resmen kapıdan dışarı kadar. Ama çok güzel kokular geliyordu, taze taze. Fresh. Ama şu an öyle bir şey gözükmüyor. Şu an çok dolu gözükmüyor. Girebiliriz bence. Tamam.
dolmuş. Şu peynirliden var. Yer misin şefet sen? To have plain croissant, plain croissant, and two plain croissant, and two cinnamon bun. And two this one. Yeah. Any coffee for you, madam? Bu arada şöyle cinnamon roll aldım ben. Lezzetli gözüküyordu. Bundan aldım iki tane. Çocuklara croissant aldım. Başka peynirli, sandviç bir şeyler istemediler. Bir de kendime chai latte aldım. Bundan deneyecek misin sen de? Isıracak mı? Isır. Abiyle paylaşacak. Tamam. Ben takeaway istediğim için böyle yemek yiyorum. Şu anda resmen ballı süt içiyor gibiyim. Chai latte istedim ama. Kıza söyledim. Sadece çay şurubunu koyuyorlarmış. Gerçi tabakta yiyenler de eliyle yiyor. Sadece bıçakla kesiyorlar. Çatal yok. Eliyle yiyorlar yine. Ben de rezil olduğumu düşünmüştüm. Üzüldüm ya. Çok kötü. Aşırı tatlı. Bu çay şurubu yediklerinden çay şurubuymuş işte. Sanki bal koymuşlar yani. Ballı süt içiyorum gibi. Şimdi ne yapalım? Noel Baba'ya mı gidelim? Bulabilirsek. Çünkü ben hiç bilet bulamadım oraya. Sıra beklememek için bilet satılıyormuş ama bütün ay dolu, önceden almış herkes. Nereden çıkardın öyle bir şey, arabayı ezdiğimi falan? Geldik biz şimdi. Gelmek istediğimiz yere. Zor otopark yeri bulduk. Tanay da diyor ki anne arabayı ezdin mi? Tanay arabayı ezmiş gibi mi gözüktüm? Tanay bak burada ne var? Burada yılbaşı Noel ağaçları var. 69.90'lık 70 sterlinmiş bu Tanay. Şöyle Noel ağaçları süslemesi de var. Süslemeleri. Ayo bunlar Noel ağaç süslemesi değil, şey hediye süslemeleri. Hediye paketi. Bak böyle Noel ağacı için var. Ne kadarmış bunların bir tanesi böyle? 4.99, 5 pound. Burada da maskeler mi varmış? Burada da sadece ışıklandırmalar var. Bahçe ışıklandırması. Evet, 100 pound. Tanay sen disko topunu nereden biliyorsun onun disko topu olduğunu? Tanay sen disko topunu nereden öğrendin? Çocuk görür görmez disko topu dedi ya şunlara. Nereden biliyorsun sen bunu? Çalışmıyor mu? Aa şurada bir düğmesi var. Ben de yapayım. Böyle basılı tutman gerekiyor ama. Burası da galiba tren kuyruğu. Ama nereden tiket alacağız acaba? Orada çok sıra var ya. Orayı bekleyemeyiz biz. Ben de çocuklara şöyle bir şey bindirdim artık. Noel Baba'yı göremediysek artık ne yapalım? Noel Baba sırası çok fazlaydı. Ben de dedim artık buna binleyin. Şafak sen al onu annem. Şöyle oturabiliriz. Ayıcıkla çocuk oyun oynuyor, gördün mü? Evet.
var. Santa's House. Noel Baba'nın evi mi orası? Sanki Maşa'nın evi gibi. Maşa ve koca ayının. Değil mi Şafak? Çıktık. Trene de binemedik. Çok sıra vardı. Biraz dolaştık. Ağaç içinde bir şey bulamadım. Hiçbir şey beğenemedim ben. Ağacımızın tepesine bir yıldız gibi bir şey buluruz diye düşündüm. Birkaç tek tük daha süs ekleriz diye düşündüm ama hiç beğenemedim ben bir şey. Başım felaket ağrıdı. Aşırı başıma ağrı girdi. Boran Wood'a geldik. Gelirken çocuklara Happy Meal aldım. Çocuk menüsü aldım. McDonald's'tan. Onu yediler. Next'ten siparişim vardı. Onu aldım. Başım felaket çatlıyor. Hiçbir yere girip kahve içmeyi falan istemedim. Eve gideyim kendim yapayım kahvemi dedim. Aşırı üşeniyorum şu anda. Doğru eve gitmek istiyorum. Uykum var çünkü başım da ağrıdı. Aşırı üşeniyorum ama evde sütümüz yoktu. Kahveyi neyle içeceğim? Sütümü alayım da kahvemi kendim yapayım bari evde. Şimdi ben Next'ten siparişimi aldım. Sonra da süt almak için Tesco'ya girmiştik. Bunlar indirimdeydi. Bundan aldım artık. O gittiğim yerde bir şey bulamadım. Bir de şöyle bir şey aldım. Ağacımıza takarız diye ama hala üst alamadım, bulamadım. Vardı 5 puan'tı. Bilmiyorum 5 puan sadece yılbaşı ağacının üzeri için böyle bir yıldızdı. 5 puan çok gibi geldi ya. Bir de indirimli haliydi. Almadım ya neyse. Işıklar var tepesinde ağacın. O yeterli olur şimdilik. Şöyle sütümü kaynattım. Kahvemi yapacağım. Oturacağım biraz. En iyisi ev gerçekten. Soğuklarda özellikle ev en iyisi. Şunu alayım. Şunu takacağım daha. Neyse. Ay başıma bir ağrı girdi. Anlamadım neden. Sabah da su içmiştim aslında. Ağacın tepesi gereksiz mi uzun sanki? Şöyle mi yapsak? Kıvırsam mı şöyle? Şöyle mi dursa? Böyle dursun bence. Ne tarafa taksak? Olabilir aslında şöyle şurada durabilir. Şöyle biraz renk katmış olduk. Çok basit, sade duruyordu yani. Hiçbir şey yokmuş gibi duruyordu. İşte dediğim gibi tepesine bir şey bulamadım, uyduramadım. Neyse. Bu toplardan ekledik şimdi. Güzel oldu. Hem beyaz hem kırmızı. Bizdeki toplarda kırmızılı falan da zaten yeşil, kırmızı. Uyumlu olurdu diye bunlardan aldım. Şu an fiyatını hiç hatırlamıyorum. Bir de şöyle bir ev almıştım. Yine bunu da Tesco'dan almıştım ben. Gene indirimdeydi bu da. Bir küsür falandı. Bir 75 mi öyle bir şeydi. Şimdilik böyle oldu. Çocuklar da 2 günde bir bu advent kalendarı takvimi açıyorlar. 2 günde bir açıyor ikisi. İkisi de açmış oluyor çünkü. Ayın 1'ini ve 2'sini açtılar ikisine. 4'ünü açtılar 3'ü ve 4'ünü. 6'sını açtılar 5'i ve 6'sını falan derken. Açtılar yani düne kadar olanı. Şu... Next'ten aldıklarımı açacağım. Orada işte başım ağrıyor. Açıp denemedim ayakkabıyı. Bir tane düğün için ayakkabı aldım. Başımın ağrısından açıp denemedim orada. Deneseydim iyi olurdu. Belki olmazdı. Numaramı aldım ama bazen numaralar değişik olabiliyor bende. Yani... Kendime ayakkabı
almak için girmiştim. Çocuklara da birer tane şöyle kazak aldım. Aynı model. Tanaya siyahını aldım. Şafada şöyle grisini aldım. Şöyle bir kazak aldım şafama. Şurada da şöyle parmaklarını koymaları için şöyle yer var. Şu şekilde kapansın diye. Aslında bana da böyle bir model bulsam ben de alırım. Bu da siyah onun aynısı. Öyle. Şöyle triko oluyor galiba bu. Ben de ayakkabı olarak bunu aldım düğün için. Bu ay Cengiz'in bir mahalleden tanıdıklarımız dedi. Şafan sünnetine de gelmişlerdi ablayla abi düğün sahipleri. Yani biz oğlan tarafı oluyoruz gibi bir şey. Şöyle bir ayakkabı aldım. Bunların daha uzunu da var. Ancak bu kadar kısasını bulabildim kendime. Çünkü ben daha fazla uzun giyemem. Ve ince topuklular çok o kadar narin, o kadar zarif, güzel ayakkabılar var ki. Topuklu ayakkabılar. Ama ben hayatta rahat edemem, duramam yani. O yüzden böyle geniş topuk aldım ve biraz kısa aldım. Bunun daha uzunu var. O kadar şık duruyor ki. Daha uzun topuklusu. Şimdi bunu bir deneyeyim. Bu gözüme çok büyük geldi şu anda. Normalde kendi numaram da. Aa, büyük oldu. Olamaz. Büyük oldu. Altı buçuğu yok. Altı da alsam küçük olur yani. Aslında fark etmiyor değil mi büyük durduğu? Fark etmiyor ya. Giyerim aslında. Bir şey olmaz. Belli olmuyor yani. Sizce nasıl oldu? Değiştireyim mi? Ama altısını da alsam küçük olur. Buçuğu da yok. Büyük oldu. Şuradan nasıl bol oldu bakar mısın? Tüh. Değiştirmem gerekecek. Şöyle gözüküyor. O kadar güzel ayakkabılar var ki. Şimdi bu, benim aldığımın daha uzun topuklusu mesela bu. Benimki 30 pant, bu 32. Şu daha uzun topuklusu mesela ama bunun siyahı yok sanki. Şu daha uzun topuklu ve arkası açık. Benimki kapalı olan daha şık duruyor bence o şekilde. Mesela şöyle var ince topuklu. Çok tatlı, çok güzel duruyor. Bunun siyahı da varmış. Şöyle çok şık durmuyormuşum kısmı. Çok şeker duruyor ama ben hayatta yürüyemem o ince topukla. Hatta bununla bile ayağım takılabilir yani. Şey bulkuluyor böyle. Burkuluyor. Yeah. Bir tane. Şimdi ben şey telaffuzu da çok yapamıyorum. Marka telaffuzu. Rezil olacağım diye de söyleyemiyorum. Neydi o? Dün'dü galiba. Dün'ün. Bak bu mesela benim. Dün'ün çok güzel bir ayakkabısı var. 100 küsür sterlin. Bu da. Benimki Lindsay'miş. Bu Lipsy. Bu da aynı stil. Ama daha uzun topuklu. Şu benim aldığım ayakkabı. Kısa topuk. 30 sterlin. Değişik renkleri de var şöyle. Gold rengi var. Lacivert. Nude. Silver ve beyazı var. Tabii ki siyahını alacağız. Size. Evet. 7'si 6'sı. Benim aldığım 7'si büyük geldi. 6'sını alayım artık. Şimdi bunu direkt alacağım ben. 6. Evet. Hemen
Check out. Gidip kendimden al, kendim alacağım gene orada. Çünkü ücretsiz o şekilde eve gelse 3.99 teslimat ücreti var. Kim yarın gelebiliyormuş. Monday. Ben yarına gelsin işaretleyeyim. Yarın gelmiş, hazır olmuş olur. Pazartesi de gidip alırım çocukları okula bıraktıktan sonra. Gerçi pazartesi belki Şafak'ı gene okula göndermem ama. Çünkü o hala biraz iyi düzelmedi. Evet, ben bunu yarına sipariş vereyim. Yarın gelmiş olur. Pazartesi de gidip alırım. Evet, ben burada artık bitireceğim. Devam edemeyeceğim çünkü başım gerçekten çok kötü ağrıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.